ülkemiz adına ve kalıcılarımız adına. Ben de oldukça heyecanlıyım, mutluyum. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim hocam tekrar. Ben teşekkür ederim çocuklar. Benim için büyük bir Evet, bizim için de inanın öyle. Tüm gün heyecanlıydık biz Yusuf'la. Akşam saat 9 olsun diye heyecanla bekledik, inanın. Ve nihayet o an geldi. Çok keyiflisiniz, çok teşekkür ederim tekrar. Katılan estağfurullah. arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sözü şu an Yusuf'a vermek istiyorum. Daha sonra tekrar konuşacağım. Hocam, Kim? öncelikle hoş geldiniz. Ben hemen kısa bir hatırlatma ile geliyorum arkadaşlara. Arkadaşlar, toplantı bildiğiniz üzere kayıt altına alınıyor. Video olarak kaydedecek. Daha sonra YouTube sayfamızda da yayınlanacak. O yüzden videoda gözükmek istemeyen arkadaşlarımız varsa kamera görüntülerini kapatabilirler. Ya da streamingde, veri transferinde sıkıntı yaşayan, kesilme yaşayan arkadaşlarımız da kapatırlarsa daha efektif sonuçlar alacaklardır. Gene bildiğiniz üzere biz her toplantımızın sonunda arkadaşlarımıza bir anı kartı yaratıyoruz. Onunla ilgili prosedürü chat ekranından sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Oradaki adımları takip ederek daha sonra anı kartlarınıza, sertifikalarınıza ulaşabilirsiniz. Hemen onu da size gönderivereyim. Evet. Hocam, tekrar hoş geldiniz. Biz sizi biliyoruz. Kim olduğunuzu da biliyoruz. Başımıza ne işler açtığınızı da biliyoruz. Hiç şikayetçi değiliz. Çok mutluyuz bununla ilgili ama burada sizi sosyal medyadan bir şekilde tanıyan insanlar dışında tanımayan insanlar da vardır. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Kısa. Kısacık, daha arkasında sorular gelecek. Tamam. Birkaç gün sonra 60 yaşındayım. Esra Türkiye yöneticisiyim. 22 seneden beri profesyonel anlamda dalış eğitmenliği yapıyorum. Bitti. Tevazi davrandınız ama hocam olmaz yani böyle. Siz aslında bizim gözümüzde en büyük insansınız ve zirvedesiniz. Bu akşamki hikayeniz de aslında bir başarı öyküsü. Dalıcılıktan zirveye öyküsü ve bir maviden diğer maviye öyküsü ve bu kadar kısa anlatmayın kendinizi lütfen. Şöyle yapalım. Çünkü bazılarınızın bildiği iki ama yakın dostlarımın bildiği benim üç tane kariyerim var. Bu üçüncü kariyerim. İlkinden başlayalım isterseniz. Türkiye'de sokakta birbirimizi öldürdüğümüz günlerdi. Her gün gazetelerde bugün 35 tane devrimci öldü. Ertesi gün 20 tane ülkücü öldü denilen günlerde üniversite öğrencisiydim. Ben İstanbul doğumluyum. Beyoğlu Balıkpazarı'nda büyüdüm. Limoncu Ahmet'le Melahat Hanım'ın oğluyum. Balıkpazarı'nda Cumhuriyet Meyhanesi'nin karşısındaki balıkçı dükkanının ortaklarından biriydi babam. İlk rakımı da Cumhuriyet Meyhanesi'nde içtim. O sizin romanlarda okuduğunuz Cumhuriyet Meyhanesi'nde. O terör ortamında orta hallinin alt ucuna yakın bir yerde olan bir aile çocuğu olarak üniversiteyi cep harçlıklarıyla ya da işte öğleden sonra çalışmalarla tamamlayamayacağıma uyandım. O soğuğun alnında suların içinde para kazanan adamın parasını yemek bana battı. Askeri okul sınavlarına girdim. Deniz Asubay Sınıf Okulu'nu yaklaşık 6.500 kişinin müracaatında listede 32. kazandım. Marifetmiş gibi. Ondan sonra büyük bir şansla çocukluk hayalim diyebileceğim bir meslek dalına çat diye atılıverdim. Çünkü ben gemilerde yani muritlerde filan görev yapacak işte bu şehirlerden kaçacak planlar yaparken daha Türkiye'de adı sanı bilinmeyen deniz helikopter filosunun görev birimine katılmak için eğitime gönderildim Ankara'ya. 3 sene Ankara'da kaldım. Mezun olduktan sonra 2 sene de Ankara'da kaldım.
Sonra İzmit'e Cengiz Topel Hava Üssü'ne döndüm. İnmeli kalkmalı, düşmeli kalkmalı diyelim. Bir yolculuğumuz oldu. İşte o zamanlar çok bir laftı bir dil bir insan. Şimdi bir dil, iki dil ilave dil hiçbir şey etmediği dönemdeyiz. 80 sonrası jenerasyonun çocukları bu konuda şanssızlar. TSK beni dil kursuna gönderdi. Zaten hayatımın kırılma noktalarından bir tanesidir o. O dil kursunu birincilikle bitirdim. Ondan sonra İtalya Augusta Bell Fabrikası'na hem ne derler tercüman irtibat şeyi yani liaison officer dedikleri hikaye ve hem de kursa gittim. Milano yakınlarındaki Galarate kasabasının orada bulunan fabrikada 8 ay kaldım. Eğitmenlik kursunu orada gördüm ben. İlk eğitmenlik kursum 1986. Teknik eğitmenlik kursu. Sonra ülkeye döndüğümde yaklaşık 90'ların başında bir havacılık biriminin nasıl çalıştığını bilenler bilir. Böyle herkes uzmanlıklarla falan yürür. Üstün kalite kontrol şefi oldum. Aynı zamanda bu okuldan mezun olup gelen pilot ve teknisyenlerin eğitildiği bir standartizasyon filosu denen bir hikaye vardır. Bütün havacılık birimlerinde vardır bu. Orada eğitmenlik yapmaya başladım. Derken bir gün adamın biri geldi çıktı geldi dedi ki benim sana ihtiyacım var. Dedim ki ne oldu? Hayırdır? Ben McDonnell Douglas Türkiye temsilcisiyim. Türkiye'deki Apache projesinin sahibi benim. Senden bakım müdürü olur bana. Onu istiyorum. Adamı ben tanımıyorum. Bu zamanki halimden şikayetçi olan eğitmen arkadaşlara tavsiye ederim. O dönemde birlikte çalıştığım genç yetişmiş çocuklarla oturup konuşsunlar. Şu anda son derece zaten muhlis ve uslu bir adam oldum. O dönemlerde iş ve iş odaklı böyle ciddi psikopata bağlamış ve güvenlikle kafasını bozmuş bir adamdım zaten. Derken istifa ettim. İstifa ettiğimde emekliliğime 2 sene 8 ay falan vardı. Yani limanı yaktım çıktım. Evet. Çünkü hayalimdi. Soru, ikinci bekarlık dönemin, işte hayatta işte bir evleniyorsun, evlenmeden önce bekarsın, evleniyorsun, boşanıyorsun, ikinci bekarlık, evleniyorsun, bir daha boşanıyorsun, üçüncü bekarlık, benim mesela şu anda üçüncü bekarlık dönemi, o zaman ikinci bekarlık dönemimdi. Şimdi anlattığım hikaye 80'ler ortası sonu, yani bir bekar bir adamın yatak odasının tavanında ne posteri olur otur hayal et. Helikopter. Evet. Evet. Çünkü ben Aynen. çalıştım. Konuya çalıştım. Hazırlıklıyım. Helikopter. Yaklaşık yurt dışından getirdiğim ve şeye yaptığım hayalim de o makineyle çalışmak. Adamın biri geldi çıktı dedi ki sen hani bunun gibi bakım yapacak teşkilatın başında olacaksın. Test teknisyeni olacaksın. Zaten Deniz Kuvvetleri'nde de yaptığım iş oydu. Uçuş teknisyenliğiydi, test teknisyenliği. Pıt atladık gittik şeye. Arizona'ya, Amerika'ya. 8-9 ay fabrikada bütün birimlerde çalıştım. Bütün birimlerde. Ar-Ge'si, şu su, bu su, her şeyi. Ondan sonra döndük, geldik. İşe başladık. Tabii ki bu tip büyük ihaleler belli süreçleri gerektiriyor. Ayıptır söylemesi offsetleri hariç 6,4 milyar dolarlık bir projeydi.
Anlattığım yıllar 90'ların başı, 92-93 konuşuyor. Ondan sonra bu arada ikinci bekarlığı bitirip, hikaye burada önem kazanıyor çünkü. İkinci bekarlığı bitirmeye karar verdik, evlendik. Ama işten güçten bir yere kıpraşamıyoruz. Balayına falan da gidemedik. Aradan bir süre geçti. İşler biraz hafifledi. Dedim ki patrona, dedim patronla da kabin arkadaşız yani beraber uçuyoruz. O da pilot, son derece sağlıklı ilişkimiz olan bir adam. Son derece zeki bir adam. Dedim biz yani evlendik ama boşanacağız. Ya. Bir tatil falan da yapamadık. Bir sen dedi merak etme ben seni yazın en kral yere gönderiyorum. Peki. Kayınpederinin inşaatının yeni bittiği bir otel var. Bunların ismini söylemeyeceğim. Çünkü söylersem başıma gelen olayların adresi ve dalış merkezleri çıkacak, o tatsızlık olur. Dedi ki orada bizim kayınpederin misafirisi. Sağ olsun karısı da çok severdi. Direkt açtı genel müdürü, bizim kardeşimiz, dostumuz falan geliyor. Gerektiği gibi biz gittik otele. İşte otel 7 yıldız olmaya aday bir otel. Hoş geldin, 5 gittin. Tamam, güzel, çok güzel. En fazla 3 gün. 3 gün sonra şey tuttu, kaşıntı. Ben sıkıldım, mıkıldım demeye başladım. Bir gün böyle havuz kenarında yatıyoruz. Ben yine pıt 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 konuşuyorum. Her zamanki gibi. O zamanki eşim dedi ki defol git. Bak havuzun başında bir şeyler yapıyorlar. Orada git kendini eğlendir. Deneme dalışı yaptırıyorlardı. Try scuba İlk adım burada yani. pool. He? İlk adım burada. Ama Tabii. Adam orada. aslında şurada bu orayı çabuk geçtik ama biz bir şey daha duyduk. Onu Deniz duymuş. Onu sormak istiyor. Hakikaten doğru mu diye. Şimdi siz silahlı kuvvetlerdeyken helikopterlerle ilgilendiğinizi biliyoruz ve sevdiğinizi. Ama zaman zaman aslında onlarla sohbet de ediyormuşsunuz helikopterde. Ederim. Olur. Konuşuyormuşsunuz. Ben de Olur. özellikle sormak istedim bu akşam. Hocam ne konuşuyordunuz helikopterlerle diye çok merak ettim. Okey. Şimdi birçok platformda söylediğim laf vardır. Aşkını, işini, aşkını işi yapmayan adamın yürüyebileceği zirve bulunmaz. Net. Ben o demir kuşlara ilk elimi değdiğim gün sevdalandım. Belki abartmıyorum. Çünkü o binlerce parçadan, perçinden, metalden, civata somundan olan o detayın nasıl işlediğini öğrendikçe bütün aerodinamik kuralları filan hepsi yalan oluyor. Karşında o makinanın bir ruhu olduğuna inanmaya başlıyorsun. Çünkü aksi takdirde şu serçe parmağın kalınlığındaki bir civata somunun üzerinde 40 tonluk santrifüj kuvvetinin durması mümkün değil. O makinenin bir ruhu var. Sadece anlaman lazım. Sonra bu işlerin detayında uzmanlaşıp daha fazla o demir kuşlarla yalnız kalınca niye yalnız kalıyorsun? Akşam 6'da herkes mesaiyi terk edip gidiyor. Sen takıksın, o arızayı çözeceğim diye onların yanında yatıyorsun. Buluyorsun onu. Zaman zaman da işte atölye şefi olduğum, eğitmen olduğum, asist yani bizim tabirle yaver deriz biz alt sınıftan gençlere. Yaverlerim oldu onlar böyle ben sinirlendiğim zaman sadece dinlerler. Bu odadaki ekipte bunu çok iyi bilenler var. Ben ağzı son derece bozuk bir adamım ve yakası açılmadık laflar vardır bende. Ben tarla başında büyüdüm çünkü. Yani balık pazarında büyüdüm, tarla başında büyüdüm.
böyle lafları saymaya başladığım zaman yani bu nasıl ya filan diyebilirsin. Sözlük aldık hocam, bakıyoruz biz orada. Var. Bir zamanlar yanımda asistanlık yapan Harun da dahil bunun içine herkesin söylediğim o lafları yazdığını biliyorum. Yazarlardı. Yazarlardı kesin yani. Neyse. Yani olmadığı zaman önce seversin. Oturuyorsun işte üst güverteye motor kompartımanın yanına. Gece yarılarına kadar uğraşmışsın, sabahleyin iki sorti uçmuşsun, hala reaksiyon yok. Önce güzellikle yavrum, sevgilim diye konuşuyorsun. Çünkü arkasından küfür gelecek yani. Evet ve bu yani o günlerde birlikte olduğum arkadaşlarımın daha yeni yeni emekli oluyorlar onlar. Yerim maillerini, telefonlarına ulaşıp sorabilirsin. O ruh halindeyken hangar boşalırdı. Net. Ama oluyordu. Oluyordu yani. Daha kötüsünü söyleyeyim. Adam para vermiş her bir tanesine cash. 1,8 milyon dolar para vermiş. 4 tane helikopteri peşin almış McDonnell Douglas'tan. Ülke distribütörü adam. Tamam. Ha bizim anlaşmamız şu işe girerken. Dedim ki ben sevmiyorum öyle işime burnunun sokulmasını. Bu mallar senin, parası sende ama bu kuşlar benim olursa beraber çalışırız. Dedi ki hocam yani zaten onun için biz seninle birlikte. Ben seninle ilgili bütün enformasyonu biliyorum. İyi. İşe başladığımın ikinci senesi filandı. Yani bu adam ülkenin gizli varlıklarından biri. Sadece şöyle söyleyeyim. Babası Tuzla Jip fabrikasının sahibi. Tam adres belli oldu. Ve ülkedeki Menderes ve Süleyman Demirel döneminde yapılan bütün barajların elektrik santrallerinin, elektrik sistemlerinin ülke temsilcisi. Peki hocam, hani o günlere ait böyle hiç unutamadığın, iyi ama iyi ama kötü ama böyle hani aklını çıkartan ama sonra hatırladıkça Şimdi anlatacağım zaten öyle berbat bir hikaye. Onu anlatıyorum şu an. evet. Böyle 48 saatten beri kıytırık bir elektromekanik arıza ile uğraşıyorum. Bu arada Amerika'daki beraber çalıştığım senior rep'e de telefonla konuşuyorum filan falan. İkinci günün sabahı hangara geldi. İşte onu yaptın mı, bunu yaptın mı? Dedim sen Robert'la mı konuştun? Aynen böyle. Dedim bu laflar onun laflarına benziyor. Ya onu yaptın mı, bunu yaptın mı bir sorayım dedim hocam. Bana bak dedim. Ya bana bu kadar maaşı verip bana işimi öğretme ya da bu hangarda çık git arıza bitince ben seni çağıracağım dedim. Böyle mi söyledin hocam yoksa o Aynen, aynen, aynen böyle. Aynen, aynen. Sabah saat 8 daha personel mesaiye gelmemiş. Hangarın kapısında attı iskemleyi oturuyor. Ben biliyorum orada olduğunu, ben çalışmaya devam ediyorum. Bu arada millet mesaiye geliyor. Diyorlar ki işte Ali Bey buyurun çay kahve içelim gelmem hangara diyor. Duyuyorum. Bu arada saat 9, 9.30 oldu işletme müdürü mesaiye geldi. Yanıma geldi dedi ki ne yaptın sen dedi ya. Ne oldu dedim. Adam hangara girmiyor, kovmuş hangardan dedi. Bahattin beni hangarda istemiyor kovdu. Ben girmem hangara dedi. Diyormuş. Rezillikte son perde. Son. Sonra tabii en sevdiği şeyi yaptık. Arızanın teste gitmesi gerekecek. Helikopteri çıkardım dışarı. O da benim gibi kahve manyağıydı zaten. Dedim ki abi kahve getirdim sana bir kahve iç, kahve iç ondan sonra gidelim makineyi test edelim. Ha oldu mu filan dedi. Dedim olacak inşallah. Ha dedim çok sinirlendim kusura bakma. Birazcık dedim izin şeyi kaçırdım kantarın topuzunu. Yok yok sorun değil filan dedi. Ben anladım seni. Ama rezillikti yani. Tabii tabii herif
Sana sadece şöyle bir örnek vereyim. Herifin o Los Angeles'ta filmlerde izlediğin otellerden birinde o dönemler 90'ların ortası yıl 365 gün suite'i var. Ben dedim gittiğimizde öyle yerlerde ağırlanan patronu sen defol git buradan işime gücüme karışma diye kovabilecek kadar şuursuz olabiliyorsun. Bu mesela en berbat hikayelerden biridir. Geri dönmek için çok çabaladım yani. Evet. Şimdi hocam aslında az önce Balayı Oteli'nde kalmıştık. Sözünüzü kestik çünkü bir iki soru vardı, onları öğrenmek istemiştik biz ama şimdi Ha, devam Balayı edin hocam. Oteli'ne geri dönecek olursak ilk dalışla tanıştığınız an geliyordu orada. Bizim de sorularımızdan bir tanesi aslında buydu. İlk dalışınız ve hatırladıklarınız. Bunu sormak Aha. istiyoruz size. Tabii, bizim havuzun başına gittim, ne yapıyorsunuz burada diye sordum. Hemen don gömleği zaten yani mayo çıplaksın. BC'yi üstüme geçirdiler. Aldılar işte şöyle yapacağım böyle yapacağım diye. Havuzda zaten şuraya falan geliyor. İndik. Bir 5-10 dakika sonra havuzda böyle ben pıt 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 palet vurmaya, dengeleriyle oynamaya falan başladım. Çıktık dedi ki o klasik geri bildirim çok iyiydi isterseniz denizde dener misin? Denerim dedim niye denemem? Try yapıyorsunuz ama bu arada. Deneme dalışı yapıyorsunuz. Havuzda tabii havuzdayız daha dur. Havuzda. Havuzdayız da. Sonra denize tamam dedim ne zaman çıkacağız? Öğleden sonra ne kadar? 70 mark. Tamam dedim genel müdürün hesabına yazın. Geliyorum. Mark var da. O kadar eski. Yusuf tarihle konuşuyorsun ya. Harun oraya yazmış hocam gerçi. Öyle anlaşmadık tarih konuşmayalım diye ama. Tarihten bahsetmeyelim. Ondan sonra koşa koşa geldim. Dedim ki ben dalışa gidiyorum. Kızcağız böyle yaptı. Oh git dedi. Tamam ya eğlen. Yani, öğleden sonra ben atladım. Tekneyle gittik. Kalabalık bir tekne. Abi indik beraber. Şimdi bu kulak açma hikayesi havacılıkta da var. İrtifa aldıkça kulak açman lazım. Evet. Çünkü bizim uçtuğumuz makineler kabin tazyikli değil. Evet. Yani benim kulak açmakta sorunum yok. Yutkunarak kulağımı açıyorum. İndik 5 metre. İyi misin? İyiyim. Hadi bakalım öyle yapalım. İyi misin? Devam edelim. İyi misin? Devam edelim. En son adamın kolunda gördüğüm rakam 37,9. Böyle bir devasa aledin vardı kolunda. 37,9. Aşağıda şeylere gidiyoruz. Akyalara. Akyaların da akya olduğunu bilmiyorum o zaman. Tabii aşağıda kocaman kocaman balıklar vardı. Tray'da 37,9. Ya hocam bizi topa koyacaklar şimdi bunlar. İndirmiyoruz oraya buraya şuraya buraya. Ama Dur hocamız olanları anlatayım ama. bilmiyormuşuz hocam. Tray'ın Olanları anlatayım. 37,9. Hocam bizde 5'in altına geçirmiyorlar. Bu nasıl bir şey ya? Yusuf duyun bunları ya. Adres değiştirin. Bunlar yanlış merkezler, yanlış sistemler. Aa, bu iyi diyorsunuz. Hocam 37,9'dan bahsediyorsunuz şimdi. Dur, bitmedi. Akyaları Bir gördünüz. anda soluk alamadığımı hissettim. Evet. Bugünkü bilgiyle açıklayacak olursak ani narkoz yüklenmesi ve hiperventile oldu. Orada da gözlerim ne hale gelmiş ki? Yani oğlan da işte 1,60 boyunda 50 kiloluk bir çocuk. Kaçmaya başladı benden. Yaptığı şey şu ekranda görünsün. Böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle ama uzak dur. Ya arkadaş aklımdan iki şey geçiyor. Lan şu maskeyi regülatörü ağzından at. Şu gördüğün aydınlığa git. Öbür taraftan da diyorum ki oğlum bak burada bilmediğin bir hikaye var. O işte acille yetişmiş olmak, bir takım acil eğitimlerini alan bir kafada olmak. Ondan sonra lan kalayım bari ama bütün güdüm o yönde bir yandan da yükseliyoruz.
Kaç dakikaydı bu dalış hocam? 25 dakikada geri geldik. Çünkü ben oradan Sıvılığa geldim. İyi misin dedi. İyiyim dedi. Dolaştık. Tekneye geldik. Tabii dalış merkezi sahibi direkt istihbarat almış. Genel müdürün misafiri. İyi misiniz Bahattin Bey? Nasıl, çok mu keyifliydi falan falan. Ben tabii birçoğu inciri berbat ettim. Harika dalış dedim ya. 10 numaraydı. Ama zaten adam İkide bir o eğitmeninin, dive master'ın gidip gelip bana işte kaşıntım var mı, kızarıklık var mı diye bakıyorlar. Tamam mı? Harika dalış dedim. 37 metre indik, devasa adam. Ne? 37 falan mı dedi. Harikaydı. Çocuğu orada öldürebilirdi biliyorum. Ama benim derdim o değil. Ben şimdi bu bana nasıl olur abicim noktası. Ulan yani bir ayağı yerde, bir ayağı gökte, bıçak sırtında, para kazanan, yani korku, endişe diye bir şeyi ikinci plana atmayı beceren bir adam, o bunun bir fizyolojik olay olduğunu daha sonra okuyunca anladım. Yani Evet. benim kontrol edebilemeyeceğim. 8 deneme dalışı yaptım orada. Sekiz. Üst üste. Para Bir daha çokmuş hocam. olmadı. Ha? Para çokmuş diyorum. Oğlum hayat kolay, imzalıyorsun ödüyorlar. O Hocam, zamanlar öyleydi. bu arada bir hoş geldin daha demek istiyorum. Yeliz kızı geldi bu arada. O da dahil O. oldu. Ona da Yeliz hoş Arslan. geldin. Yeliz Arslan. Yeliz kızını bilir hocam. Yeliz kızını ben de biliyorum, evet. Yeliz Meriç de burada. Öyle mi? Ha, eyvah. Merhabalar. Bütün sırları bilenler burada. Bütün kahır çekenler bir arada. Hocam, Ben çıktım, orada anlatsın. işi garantiye almak Merhaba. zorundaydım. İşi garantiye Merhabalar. almak zorundaydım. Yani ben çıkayım Harun'la Yeliz size anlatsın bütün hikayeyi. Son 15 sene zaten, onlar da 16 sene. Hocam onları şahit diye çağırdım ben. Yani bizde hocada yalan yok biliyoruz ama olur da arada atladığı şeyler olursa şeye girsinler, devreye girsinler Aslında diye. şöyle yapabiliriz. Şu an aklıma geldi. Belki toplantı sonrasında sizi çok iyi tanıdıkları için birer küçük böyle hikayeleri vardır sizinle ilgili. Anlatmalarında bir sakınca Birer küçük mü? yok. Valla benim de var Deniz. ama hepsi Allah belanı versin de başlıyor. Deniz birer küçük mü? Bu bahsettiğin insanların benzeri çok küçük bir grup insan var. Evet. Bunlar benim ailem ya, sen ne diyorsun? Evet. Yani ben Şengül ailesinin 7 sülalesini dalışa başlatmış insanım. Kalp yapıyorlar hocam size buradan. Yani biz 2004 yılından 2012 yılına kadar bütün yazları beraber Ne kadar yemece hocam? içmece geçirmişiz. Ne kadar hocam? Ben Ege'nin göbek bağını gidip şeye gömmüş adamım, dalış noktasına gömmüş adamım yani. Hocam ben Ege'nin poposunu ısırmaya yetişebildim sadece. Yani düşün ki Ege sabahleyin kalkıp evde kahvaltı yapmayı şöyle bağırıyordu evin içinde. Battin Hoca'ya gideceğim ben. Tabii. Sabahın 7.30 Nurçin Ege'yi elinden tutur. Ulan adam uyuyordur. Hayır. Hocayla kahvaltı yapacağım diye 7.30'da dalış merkezine gelirdi. O da iyiymiş. Yani o adamların hikayesi bitmez. Öbürünün hayatını değiştirdi. Neyse olmazsa sahur programını onlarla yaparız. Hocam. Onlarla yap sabır programı, ben olmayayım. Hiç gerek Sen yok. yorgunsun hocam biliyorum. O yüzden sahuru onlarla devam ederiz. Şimdi tıbbi duyduk da. Peki nasıl sertifikalı dalıcı oldun? Ha. Sertifikalı dalışını hatırlıyor musun? Ne hissettin? Hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Şimdi bu 5. 6. deneme dalışında dalış merkezi sahibi baktı ki adam hacı ağa sürekli imzalıyor abi. Öden benzeri imzalıyor. Onlar gidip şeyden alacaklar. Otelden. Dedi ki kursa başlıyor. Benim aklıma yattı ama ulan dedim bunu bir bilene sorayım. Şimdi zamanında görevdeyken bir dünya operasyonu beraber yaptığımız timdeki arkadaşlarım var. O dönemde onlar da timde eğitmendiler. SAT timlerinden bahsediyorum.
Ki o dönemde yalvarıyorlardı. Bir yere göreve gidiyorduk. İşte atma toplama yapıyoruz, onları sudan topluyoruz bilmem ne. Ondan sonra bir yerde kampta, yani arazi şartlarında sabahlıyoruz, kalıyoruz. Diyorlardı ki oğlum lan şu tüpü al, suya gir. Hadi in lan diyordum, ben uçuyorum, siz ne uğraşacağım dalışla? İşim olmaz benim. Açtım bir tanesine telefonu, kulakları çınlasın. Kaniye. Dedim ki ben dalışa başlıyorum lan. Dedi nasıl? Benim böyle böyle bir sistem varmış. Hiç unutmuyorum. Barakuda eğitimi verecekler. 600 mark. Gene mark. Yine mark. Şey, o dönemlerde TL konuşulmuyor bu işlerde. Tabii. İlk maskemi 170 marka aldım hocam. Maskem. Hocam aynı dönemleriz. Ben de aynı paraları markları ödedim ya. Gitarımı sattıydım mark üzerinden sırf bravo için. İlk maskemi 170 marka aldım. Neyse. Dedim ki böyle böyle bir eğitime gireceğim. Sen dedi deneme dalışı yaptın mı? Dedim bu 7 bitirdim 8'i yapacağım. Nasıldı? Ben ilk dalışı anlattım. Ben dedim 37'lere gittim bilmem ne falan falan. Bana ağız dolusu küfür edip dedi ki orayı derhal terk et, öldürecekler seni orada. Orada eğitim eğitim almıyorsun. Ya iyiydi bunlar filan falan. 37'den devam ediyorduk. Ya ne güzel gidiyoruz abi. Neyse. Döndüm geldim o arkadaşlarımın şeyiyle işte sertifikalanmaya başladık. Ama benim geçmişteki dalış arkadaşlarım bilirler bu küçük grupta da öyle hiç bir takım havalara girmenin alemi yok. Tam açıklaması şu. Eğitmen olana kadar şu anda otursun bu kaç kişi burada varsa grup olarak su altında yapılacak tırnak içinde itlik planlasın. Yaptığım itlikler hayallerine sığmaz. Öyle it bir heriftim. Bildiğin it. Bildiğin it. Böyle yani. Ama değil mi Harun? Sen daha eğitmenlik tarafında bunlar tabii bir takım şeyleri yapmak istediklerinde o dönemde ekibe eski hikayeleri anlatıyorsun ki ders alsınlar. Yapılmaması gerekli birçok hikayeyi biliyorlar zaten. Ve eğitmen olduktan sonra dalıcı birlikte yürüdüğüm arkadaşlarımın hepsiyle ilişkim bozuldu. Çünkü her şeyi resetledim. Her şeyi. Her şeyi resetledim. Çünkü eğitim olduğum zaman aynı anda bir kardeşimle beraber bir güvenlik şirketini birlikte yönetiyorduk. O zaman işte özel güvenlik şirketi, işte üst düzey yönetici koruma programları, yakın koruma işleri. Bir de tabii burada çok az kişi bilir. Dünyada sayılı 3 tane silah fabrikasından da tabanca eğitmenliğim falan var benim. Öyle üst düzey yakın koruma programları, yönetici koruma programları, dizaynı filan da o dönemlerde yaptığım işler. Bunlar 2000'li yılların başındaki hikayeler. Bu da ikinci profesyonellik. Tabii çünkü bir gün sabahleyin uyandık. Dönemin Cumhurbaşkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı ile kavga etti. Onları istifa ettirdi. Tabii. Ondan sonra ülkedeki bu tip askeri projelerin hepsi ala kaldı ortada. Peki bu dönemde mi dalıcılıktan profesyonelliğe geçmeye karar verdiniz? Yani profesyonel hayatınız O biraz nasıl geçti? şöyle. Orada yine bir kırılım noktası var. Çünkü bizim dönemimizde uluslararası kurumlar çok ciddiydiler ama biz gittik Trakya'nın güzel bir şehrinde iki akşam iki büyük rakı içtik. Bir yıldız eğitmen olduk. Sonra aradan bir süre daha geçti. Gittik her akşam iki şişe büyük rakı içtik. Yıldız eğitmen olduk. Hocam O zaman da imzaladık öpücükle böyle. dağıtıyorlardı He? ya. Öpücükle dağıtıyorlardı o dönem. Evet. Bunu inkar etmeden söylüyorum. Bir yıldız eğitmen olduğumda
Elimdeki dokümantasyon bir A4 yaprağıydı. Evet. İki yıldız eğitmende biraz daha fazlaydı. 10 yapraklı falan bir dokümanta hiç uzağa gitmeyin. Bunca yıldır yanımda olan yol arkadaşım, can yoldaşım, destekçim, kardeşim, Güral Savaştürk benim bir yıldız eğitmenlik, iki yıldız eğitmenlikteki yakın arkadaşımdır. Beraber yürüdük o hikayelerde. Dolacılıkta da beraber. Bunların inkar edilesi bir tarafı yok. Türkiye aslında dalış eğitiminde şu andaki mevcut durumda çağ atlamış durumda. Şaka yapmıyorum. Düşünebiliyor musun? Ben kendim için söylüyorum. TSK'daki background'um olmasa, çünkü orada aldığım temel eğitmen kursu bilmem ne, bu kariyer zaten hikaye. Çünkü herkesi şaşırtan hikaye de o. Benim yaşıtlarım, ben başladığımda koca koca galaktik starlı eğitmenler hala oradalar. Ama bu ilerleyişi onların aklını vermemesinin nedeni de o. Çünkü işi bu taraftaki ustalardan öğrendikleri gibi devam ettiler. Dalışın iş olarak algılanması onlar için daha yeni yeni başladı. 2019'lar, 2020'lerde başladı ve soru şuydu. Lan oğlum bu herif 2000 yılında 2 yıldız eğitmen oldu. Ulan bir baktık herif 3 yıldız eğitmen olmuş. Ulan eğitim kurulunun başında işte eğitmen talimatı yazmaya başlamış. Yok bir takım videolar çekiyor bilmem ne. Aa bunlar eğitmen sınavını getirecek. Bunun başının altından çıkıyor yine. Yani bu düzenin içinde böyle çam sakızı, çoban armağanı katkılarımızın olduğu tabii ki mevzu bahistir. Çünkü daha önce de söyledim. Ben bir dalış teknesinde yetişmedim. Ben 10 numara müşteriydim kardeşim. Cuma akşamı Tuzla'da hangardan çıkardım. Cumartesi sabahı Kaş'a otoparka arabayı çekip teknenin karşısında yatardım. Cumartesi tekneyle çıkıp iki dalışı yapardım. Dalışlar Allah hak getire. Sonra cumartesi sabaha kadar Red Point'te takılırdım. Cumartesi sabahı da direksiyona atlardım. Eve gelirdim abi. Net. Hocam. Dalıcılık hayatım benim. Bir şey söyleyeceğim. Aslında buna benzer bizim de dalıcı arkadaşlarımız var. Profesyonelliğe yürümek isteyen ve bizimle hiç dalışları bırakmayan, arabasına atlayıp gelip bizimle her dalışa katılan arkadaşlarımız var. Ama profesyonel olmak aslında artık o kadar kolay değil. O konuya geleceğiz. Neden SSI kısmında geleceğiz ama arkadaşlar. Şimdi o hikaye. Biz de böyle profesyonel olabilir miyiz diye bakıyorsunuz ama. Yok. Öyle yok. Bak Deniz, bunu hiç alçak gönüllük yapmayacağım burada. Söylüyorum. O dönemdekilerden ben 60 yaşındayım. Evet. O dönemde ben daha bir yıldız dalıcıyken 3 yıldız eğitmen balık adam tekneler, filolar, bıdı bıdılar yoklar. Dünyada birazcık felsefe okuyan bu lafı bilir. Dünyada değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Aynen öyle hocam. Bu değişime ayak uydurabilecek vizyonun, altyapın olmazsa yok olur gidersin. Bu oturur şeyi anlatırsın hep. Biz eskiden. it is olur. Hocam. Ben çok şanslıydım söyleyeyim. Niye şanslıydım? İşletmeyi açtığımda çok kısa zamanda yaptığım işin doğruluğuna inanan yol arkadaşlarım oldu. Müşterilerim değil. Bunlar benim yol arkadaşlarım. Evet. Hem çatır çatır parayı ödüyorlardı. Net. Bir de dükkanın gelişmesi için çeneleri kapanmıyordu hiç. Hiç. Onu böyle yapalım hocam. Bunu böyle olsun. Bunu niye böyle? Evet. Hani
SSI'de anlattığım müşteri sadakat döngüsü bilmem ne filan. Bunları biz farkında olmadan hep yaşadık. Bunları hep yaşadık. Hocam. Herkesin evet ilk dalış hikayesi vardır. İlk dalışta hissettikleri vardır da. Ben her zaman şununla da çok ilgilenirim. Mesela ben kendimi hiç unutmam. Bir eğitmenin ilk ders anlattığı gün vardır. Onu hatırlamıştım. Ha, benim orada bir anım yok. Anlatmadım. Hatırlamıyorum. Ama başka bir şey anlatacağım sana. Buna benzer. Hayatımda en zorlandığım hikayelerden biridir o. Şimdi şöyle basit bir matematik yaparsan 2002 yılında dan eğitmeni oldum. 2008 yılında Diversified Network'te eğitmen eğiticisi oldum. Ondan sonra işte uluslararası platformda sınavcı oldum. Eğitmen eğiticisi, yetiştiricisi oldum. Abi yani 50 tane eğitmen eğiticisi yetiştirmiş, yüzlerce dan eğitmeni yetiştirmiş bir adamdan bahsediyorum. Tamam mı? Şimdi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu eğitmen sınavlarını imal etmek için benim görev yaptığım zaten 3 yıldız eğitmen kursunu bitirdim. Ertesi gün eğitim kurulundaydım. 2006 ile 2007'nin sonuna 2008'e kadar sınavları kapattım. İşte bu beceri videoları hazırlanıyor. O salak videolar var ya şu anki. Evet, evet. Ha. Onlardan bir tanesinde Yiğit oynar mesela. Tabii. Onlar böyle bizim çok bilen ulema, ben o zamanın ulemalarından biri. O günkü vizyonumuzla yaptığımız işler. Ama yoktu abi. Evet, yok, yok. Hocam. Katılıyorum. Yoktu. Bir yerden başladık. Neyse. Şimdi bunları yapan adam işte şeyde rehber balık adam eğitimlerinde, ondan sonra bir takım organizasyonlarda yani böyle kükrediğinde ortalık duran adam ilk duvara çarpmasını an eğitmen eğiticisi olunca yaşadı. Böyle bir gittim çok havalıyım anasını satayım. 3 yıldız eğitmenim oğlum ben. Hey, Türkiye'den geliyorum. Erik dedi ki 3. günün sonunda seni buradan çantanla gönderirim. Seni eğitmen iyisi yapmam. Sen tabii herkes birbirinin background'ını falan biliyor. Sen o öğrendiklerini burada vazgeçmeden seni mezun etmem dedi. Make-up'la mezun oldum. Şaka yapmıyorum. Toprağı bol olsun. Witold diye bir Polonyalı direktörüm vardı. Şimdi bu geçiş döneminde adaptasyon yaşıyoruz. Şimdi kafan hala eskide ama kendini yenilemeye çalışıyor. Benim dalış merkezimde eğitim yapanlar, benim dalış merkezimde eğitmenlik yapanlar bilirler. 2005 yılında bizim Q kartlarımız vardı abi. SMAS eğitim veriyorduk mesela. Q kartlarımız vardı bizim. Öyle sen işte 3 dalışta mezun olacaksın. 4 dalışta yok öyleydi bir hikaye. Eğitmen oldun, oldun. Olmadın, olamazsın. Harun teorik dersi balkonda havalandırarak Harun'a teorik ders yapıyorum. O zaman daha yeni tanışıyoruz. Nurçin'in rahmetli babası, doğru hatırlıyorsam eğer, akşam gezintiye çıktılar, dalış merkezinin önünde bakıyorlar. Ben de Harun oraya mıh gibi çarpmışım, ders anlatıyorum. Böyle bir göz göze geldiler, ben de kocasına nasılsın diyemedim. Diyemedi. Tırırt. O bitecek o. O bitecek. Kafa bu kafa. İşte bu eğitmen kursları bilmem neyi planlarken tamam 3 yıldız eğitmen olduk. İlk eğitmenlerimizi yetiştirelim. Ha, benim yetiştirdiğim bir ilk 3 yıldız balık adam hikayesi vardır. Onun kurbanları var. İlk SSI Türkiye'de resmi ilk SSI Dive Master'lar kurbandırlar. Bir tanesi burada. Evet, evet. Türkiye'de Dive Master'ı. Yani çünkü
Bu çağdaş eğitim metotlarına adapte olabilmen için önce değişimi kabul etmen gerekiyor. Aslında bu noktada biz Harun'un da mikrofonunu bir açsak, belki söylemek istediği birkaç bir şey vardır. Harun'cum. Ya ben tabii bu akşam çok hoş bir şey oldu. Uzunca bir süredir kuyruğuna küsmüş kedi gibiydik. Bu akşam bütün dostlarla, hocayla beraber olduk. Çok keyif alıyorum. Sürekli de gülüyorum kıs kıs. Biz 2004'te böyle bir şey aynı mahallede komşu gibiyken bu işler başladı. Ama ya hocamın ne kadar inadı varsa yani benim de o kadar inadım vardı. Hatta Nurçin'in de. Bu SSI ile ilgili genişleme başladığı dönemleri hatırlıyorum. Yani herhalde ya ben ilk 6 sene başka hiç kimseyle dalmadım. Dalış yapmadım. Yani 2010'a kadar başka hiçbir platformda dalış yapmadım. Tura gittim, parasını verdim. Bu teknede dalınmaz deyip indim defalarca. Hocam da bilir. SSI ile ilgili genişleme olduğunda verilen emeği günde 20 saat yapılan çalışmaları ben biliyorum. Onun dışında bu Dive Master'lık meselesi de çok güzel hatıralar, çok güzel dostlar da biriktirdik. Bütün şeyler, manueller İngilizce. Elde Türkçe manuel yok. Dört kişi kurs alıyor. İkisi İngilizce biliyor. Bir tanesi buçuktan, bir tanesi sıfır. Şimdi tamam hoca İngilizcesinden takip edip müfredattan gayet güzel dersleri anlatıyor. İş sınavlara geliyor. Şimdi artık kim yetiştirirse hoca bir sınav şeyi külliyatı yetiştiriyor. Bana veriyor. Sınavı oluyorum. Sonra başkalarına Türkçe sınav yapıyoruz. Simultane tercümeyle. Böyle günler geçirdik. Sonra ondan sonra da çok şey oldu. Uzunca bir müddet başkaları Dive Master olurken aslında bunlara şaka yapıyorlar gibi gelmişti bana. Başka yerlerde görmüştüm SSI Dive Master eğitimlerini. Dedim ya bir tek biz aldık herhalde bunu. Diğerlerine suret versinler. Çünkü yani bizim o eğitimleri yaptığımız zaman da biz Saros dalıcısıyız. Yani ilk defa Bodrum'da dalarken insanlar üşüyorlardı. Biz neredeyse skin giriyorduk. Yani bare yapabilirsin 30 metrelerde. Hiç unutmuyorum suyun yüzeyi 15 dereceydi. Suyun yüzeyi 15 dereceydi. Mırılar artık Saros'un göbeğinden kaçıp kıyıya doğru yüzüyorlardı. Bazıları timsah gibi. Öyle bir yerde bir rescue operasyonu vardı. Aşağı yukarı 70-80 metre. İşte benden 20 kilo daha ağır birini 60 santim suyun üzerinde kayalara vura vura taşıdım. Hiç unutmuyorum. Yani insanın nefes alması ve vermesinin fizyolojik olarak nasıl gerçekleştiğinin mucizelerini orada gördüm. Acayipti tabii. Çok güzel günler geçirdik. Hala da geçiriyoruz. Eksik olmayın, var olun. Hocam çok değişti. Evet ya, Eskiden bu anlattığı zamanlarda çok büyük hayranlık duymuştum hocaya. Öyle çok değil küfür. mi? Hayır, şimdi öyle değil o iş. Küfür ediyor diye değil, bağırıyor çağırıyor diye değil. Ama onun gördüğü gözden görüp eğitim aldığımız için belki de öyle. Güvenli ve operasyon odaklı bir mentalitesi var hocanın. Yani hata yapamazsınız. Helikopteri kaldırmak, uçağı uçurmak, uzaya gitmek, gelmek neyse, hocadan eğitim alıyorsan ya da onunla dalıyorsan standardın budur. Şimdi böyle olunca insan zaten dalıştan bir şey anlamadan önce bir adam gibi ya mühendis olacaksın, dalış mühendisi. Biraz paranoyak olsan iyi olur. Elinden de iş gelirse de takdir edilirsin. Mutfakta iyi olmak zorundasın Evet. bir de. Bütün bunları yapıp da zevk alabilirsin. Yani bunlar hepsini yaşadık. Çok da güzel oldu. Arkasından tabii SSA gelince işin akademik tarafı ile ilgili hocanın o gizli kalmış demeyelim. Yıllarca yurt dışında organize eğitimlerden geçti. En üst seviyede askeri standartlarda. Bunu dalış camiasına getirdi. Yani iki şey geldi hocayla. Bir tanesi elbette ki SSA. Doğduğu günü hatırlıyorum bu işin.
geliştiğinin uzunca bir zamanını, en taşlı dikenli zamanları da hatırlıyorum, güzel zamanları da. Ama en önemli şey, hoca SSI'yi getirdi ama SSI'dan önce belki SSI ile birlikte de hocanın akademik background'u çıktı ortaya. Yani o bir zamanların detaycı kişiliği ve aşırı çalışkanlığı diyeyim, SSI'de kendini buldu. İşte buraya kadar da geldik. Biz hoca bir direktörlük aldığında parti yapardık. Ya bir ara artık yeter anasını satayım ya bu. Her nikahı bir altın götürmek hikayesi gibi oldu. Yani adam habire bir şey oluyor kardeşim yani. Neyse burada bırakayım yoksa kaçak sunu olacak bu. Teşekkür ederim Sorun'cum. Demin anlatacağım hikayenin tam da arifesinde Harun o zamanki yaklaşımlarımı çok güzel açıkladı. Eğitmen kursu yapıyorum. Eğitmen kursundaki eğitmen adayları benim elinden tutup suya soktuğum iki tane insan. Simas Bilgi Eğitmen Kursu. Biri Yeliz, öbürü Serkan. Şimdi bu ikisiyle de, hele bir tanesiyle oho oturup ben öldükten sonra kitap yazsa Yeliz bestseller olur. Çünkü ilk dalışı onun roman zaten. Mesela benimki öyle değil ama onun ilk dalışı ve dalışa başlaması roman. Oturup bestseller olur. Buralardaysa o da bahseder birazdan. Vereceğiz sonra, vereceğiz. Evet, kesinlikle. Eğitmen kursu yapıyoruz. Şimdi o arada bir yandan güvenlik şirketindeyim. Güvenlik şirketinin içinde bir dershane mersane oluşturduk. 2007 filan zaten. 2008'de Beşiktaş'taki ofise taşındık ve ondan sonra sadece dalış yaptım. Başka bir şey yapmadım. Neyse. Arkadaş, ben ne zaman ders çalışacağım? Kızım neyi çalıştıracağım sana diyorum ya. Sen beni akademik sunumda dinlemedin. Lan sana defalarca benim yanında gelip ders anlattırdım. Ben senin nasıl ders anlatacağını biliyorum. Zaten bu şablonlar koyulmadan önce ben şablona uygun ders anlattım. Hayır efendim. Bir de şöyle bir huyu vardı o zaman bizim tayfanın. Kışın İstanbul'da minimum 3 akşam ofiste ders olur. Ya ilk yardım dersi olur ya dalış dersi olur. Eğitmenler bir tane öğrenci olsa da 3 tane eğitmen gelir orada dersinler. Böyle bir uygulamamız vardı. Ama bizim kız zaten 2 yıldız balık adam olduktan itibaren orada şey gibi sürekli köşedeki yangın minimaksı gibi oturuyor. Hep öyleydi. Neyse. Abi bir gün akşam kurs bitti. Bir hafta sonra sınava girecek. Karşımda salya sümük ağlayan bir kadın. Kızım niye ağlıyorsun? Sen benim kalmamı mı istiyorsun da ben bir çalış. Ya var ya ömrüm tükendi böyle. Kendimi jiletlemek istiyorum ya. Kızım bak tamam. Senin bunlara ihtiyacın yok. Zaten teorik tarafta bir derdin yok. Prezentasyon tamam. Ulan zaten senede minimum 100 saat su altındasın. Her yaz. Ne? Sen benden sunum dinleyip not vermedin. Hayatım böyle en ızdıraplı eğitmen kursu durum. İlk bir numara. Oturup gecenin bir vakti tamam dedim lan. Yap bir tane sunum dinleyeceğim. Yani saat akşamın 10'u ders bitirmişiz. Saat 11'de de hanın kapısı kapanacak. Oturdum. Sunum yaptı. Geri bildirim verdi. Tabii o ondan da mutlu olmadı ama sonra tabii ki sınava girdi ve sınavda başarılı oldu. Benim için böyle nadir eğitim anılarımdan bir tanesidir. Yani senin inandığın performansına inandığın birinin sana inanıyor olması, olmaması gibi bir durum. Bir de eğitmen kursu. Ya demek sorunun cevap buydu Yusuf. Evet. Hocam şimdi tamam eğitmenliği biliyoruz, şunu biliyoruz. Bu arada arkadaşlar hani başta direkt girmedim mevzuya ama Bahattin hocam SSI Uluslararası Eğitim Direktörü.
International Training Director. Aynı zamanda Site Türkiye direktörüdür kendisi. Diğerlerine girmedim. Gireriz. Dan Eğitmen Eğiticisi, Engelli Dalış Eğitmen Eğiticisi gibi bir sürü süreci var. Onlar iyi güzeldi hocam. Senin bu dalış merkezindeki mutfak hikayelerin de var. En güzel hangi yemeği yapıyorsun? Ben 10 numara makarna yaparım. Bak dur. Bu şaka değil sanki. Yok hocam... bu şaka değil. O dalış merkezine gelip ben pilav yiyeceğim, ben hocanın zeytinyağlı barbunyasını yiyeceğim diyen adam var. Sorun basit. Aşçı kiralıyorsun, iki gün sonra kaçıyor aşçı. Kovuyorsun çünkü. Birik yapıyorsun. Bir de bizim hafta içi yemek partilerimiz var. Böyle millet gider, biz baş başa kalırız. Gerçi arada bir bozuk şaraplarla kazıklanmışsınız da var ama... Hocam bu değil hocam, onlar biliyorsun şey Bregovic, İrlandalılar ve bizim lazutlar akraba, hatırlıyorsun. Tabii. Yani bir akşam mesela bir salı akşamı böyle yorgun argın çekirdek kadro yine. Böyle ben, Harun, bizim İlgü, Kiyeliz filan oturmuşuz. Yani defne yaprağının şeyin çupranın kuyruğuna kadar sokulduğu böyle ızgaralar yapılıyor. Ama adam başı yediğin çupra 400 gramdan aşağıda yenmez. 1 kilo. Yenmez. Şarap iyisinden gelmeli çünkü mesai saatlerinde içki içmek kesinlikle yasak. Hafta içi ya Nurçin evde bozulmak üzere olan şarapları vermiş Harun'a. Harun getirdi bize abicim. İki tane 5 litrelik şarap. Bak hikayeye. Bir dakika hocam, ben vallahi bozulmak üzere olanları vermedim. Hocam o çok götürdü. İyiydi onlar. Çok iyi. O götürdü. Çok iyiydi. Ve biz o akşam kafamızın ne hale geldiğini düşün. Sadece alkol kullanıyoruz biz. Başka bir şey kullanmıyoruz. Net. Böyle Irish step dance müziklerinden çıktık ve Bregovic'e geldik derken şeye karar verdik. Oğlum kesin bilgi, Hopalılarla Dublinliler aynı kanaldan geliyorlar yani. Bitti. Bitti dedik, budur. Mutfaktaki marifetlerime bir hikaye anlatayım sana. Aa, sağ olsunlar. Çocuklar, o aşçı kovulduğu zaman herkes seferber olur. Bulaşığı yıkarız, yemeği yaparız. Çünkü dalış merkezinin yemeği önemli. O ritüel önemli. Ama şöyle güzel bir hikayem var mutfakla ilgili. Yine bir 20-25 kişilik bir kalabalık var. Sabahın köründe aşçı kahvaltıyı hazırlamadan kaçmış abi. Abi. Ama biz cuma akşamı değişmez kadro, Yeliz, ben, İlgüç, barbunyalara ayıklamışız, sigara börekleri sarılmış, barbunya ıslatılmış, önemli. Zeytinyağlı barbunya kesin çıkacak, o fix. Sigara böreği kesin çıkacak, o fix. Hazırlık değil, sabahleyin peynirler de kesilmiş, benim cam yine çalındı. Hocam aşçı kaçtı, aşçı kaçtı. Olsun, yaparız. Artık Yeliz Serkan eğitmen, Gürel Hoca zaten var. Harun böyle üç yıldız balık adam yukarı gelmiş durumda. Dedim ki siz alışları yönetin. Ben mutfağı yaparım kardeşim. Sorun yok. Gürel var. Hani kaç tane eğitmenim var? Şimdi yazık günah. Ben abi mutfağa girdim. Öğlen yemeğini hazırlıyorum. Deneme dalışı yapan yazlıkçılar var, gelenler var. Şimdi mutfağın kapısının yanındaki kapı tuvalet kapısı, bayanlar tuvaleti. Tamam. Böyle geçerken mutfağın içine bakabiliyorsun oradan. Gelen geçen müşteriler, tanımıyorlar tabii. Kolay gelsin, elinize sağlık falan diyorlar. Kahvaltı sonrası. Çünkü bir de bizim dükkanda sabah kahvaltısında aile usulü omleti yemezsen
O adamlık olmaz. Tavayla masaya gelir, onu böyle onu yiyeceksin. Tabii şimdi müşteri sabahın köründe o servisi görünce kim servis yapıyor? Aççı. Ben. Hocam, şimdi uluslararası eğitim direktörü olarak sizden bir talebim var. Lütfen rica ediyorum. SSI standartlarına ve ITS'e lütfen ahçılık eğitimleri de katılsın. Gittiğimiz teknelerde adam gibi yemek yiyelim. Şimdi hikayeyi tamamlayayım. Evet, tabii, lütfen. Öğlen yemeğini, servisini de bitirdim. Böyle bulaşıklar filan bir taraftan. Millet gelip geçiyor ve işte dalıştan gelenler tuvaletin önünde kuyruklar. Kızlardan bir tanesi böyle yaptı. Kolay gelsin, nasılsınız filan dedi. İyiyim, siz nasılsınız? Dalıyor musunuz siz dedi bana. Dedim ki vallahi hiç fırsatım olmuyor. Dediniz mi iş dedi. Kız deneme dalışı yapmaya gelmiş kulüp. Dedim ya, denetmiyorlar hocalar. Aa dedi, ben denedim bugün çok güzeldi, tavsiye ederim dedi. Bakalım fırsat olursa denerim dedim. Tabii akşam oldu. Yemek sofrası açıldı. İşte millet, aa hocam. İşte böyle size niye hocam diyorlar. Dedi ki ben aşçı hocasıyım. Kız, yani bu tip ilginçlikler var hayatımızda. Öyle şimdi bunların hepsi benim şansım. Çok dürüst konuşuyorum. Müşteriliği bilen, işletmeciliğin zorluğunu bilen, orada sabahın altısında ekibiyle beraber kalkıp tuvaleti paspaslayan, duşun işte sifonu bozuldu hocam deyip anahtarı kapıp duş tamirine gelip sonra kompresörü tamir eden adam olarak şu anda yöneticilik benim için son derece kolay. Kimle ne konuştuğumu son derece farkındayım. O derdi bana anlattıklarında o derdi orada yaşadım. O hikaye değil. Çünkü bir dalış merkezi sahibi bir takım konularda tırnak içinde serzenişe başladığı zaman onu çok rahat filtre edip bunun ne kadarı mavra olabilir, ne kadarı gerçek olabilir çok iyi anlayabiliyor. Ve hiç çekinmeden söylüyor. Burada olanların yüzüne bunu her platformda da söylüyorum, arkalarından da. Dün akşam toplantıda aynı şeyi söyledim Yusuf Deniz. Ekibin yoksa bir halt olamazsın. Hamsi Diving kurulduğu gün herkesin ismiyle alay ettiği, dalga geçtiği, ha Hamsi diye isim mi olur lan dediği bir dalış merkezi. 2009'da ülkenin en fazla bilinen dalış merkezi markasıydı. Net. Ama orada ekip. Yani taşın altına elini değil, gerektiği zaman kafasını koyan bir ekibim vardı. Dostlarım vardı. Yani Harun Şengül'ü dalış olduğu gün mutfakta ahçı niyetine çalıştırmıştım var. Söylemeye de gerek yok. Hocam eğitimler var, ben istersen burada yardım edeyim demişliği var. Bu benim müşterim. Öbür tarafta sabahın altısında kalkıp bütün gün dalış yaptırıp Allah kahretsin oğlum meydancı kaçtı şimdi bu elbiseler nasıl yıkanacak deyip gece yarısına kadar işte İlgi Üç, Yeliz, Serkan, o markayı yaratmak hiç kolay değil. Bizim orada en büyük ceza neydi biliyor musun? Ota elma çayını götürmezsen yandın. Müşteri, şaka yapmıyorum. Müşteri çıkınca elma çayı içecek. O sıcak çayı vereceksin. Çünkü Hamsi Diving'de müşteri bir gün ayrı botla gider. Advanced dalıcı ayrı botla gider. Günde kaç dalış yapacağının senin önemi yok eğitmen olarak. Şimdi bu normları işkembeden koymak kolay. Laftan. Ama eğitmenlerin, profesyonellerin arkanı döndüğünde senin dediğini yapıyorsa o zaman Bahattin Hoca oluyorsun. Net.
Şimdi bu çıktığımız kriz yönetimi hikayesi de aynı. Ben iki hafta, bakları burada söylesinler, eğitmen eğiticileriyle bütün sistemi sil baştan elden geçirecek, en ufak açıklıklarını bırakmayacak şekilde bütün sistemi tekrarladım. Bu yolculuğa hep birlikte hazırlandık. Şimdi gördüğün gibi webinarlara çıktığımızda ben ekranda kendi görüntümü kapatıp göbeğimi kaşıyorum. Eğitmen eğiticilerini dinliyor. Ve bizim geleceğimizde bu ekip olmayı başarırsa zaten çok yukarıda olacak. Bizim işimiz ekip işi. Niye bizim işimiz diyorum? Bu işi bildiğim için söylüyorum. Bilmediğim işlerle ilgili bir şey söyleyemem. Ama ekibin varsa piramidin yukarısına doğru tırmanırsın. Senin keyif aldığından daha fazla da onların keyif aldığını görürsün. Yani ben her terfimde benden habersiz düzenlenen partilere misafir oldum ha. Şaka gibi bu. Haberim yok. Bir yere yemeği götürüyorlar. Yeliz'de cumhurun başının altından çıkan hikaye. Gel lan bir akşam. Bir bakıyorum içeride 80 kişi var. Müzik tesisatı kurulmuş. Bir bar kapatılmış. Barın terası kapatılmış. Şey, certifier'lı kutlanıyor. Eğitmen eğitisi olup geliyorum. Dalış merkezinin bahçesinde ekip sofralar kuruyor. Harun gidip Migros'u kaldırıyor, getiriyor. Bütün deniz mahsullerini dalış merkezine yığıyor. Kutlama yapıyoruz. Niye? Hoca eğitmen eğitim. Şimdi bu bağ, bu ilişki, ben bunu bugünkü koltuğu, mevki, title'ı, her şeyi hiç çekinmeden söylüyorum. Kime borçluyum abi? Ben doğru ekiple yürüdüm. Çünkü ne onlar, çünkü ekibim dediğim hala yanımda benim. İkna olmuşlarla hiçbir yere gidemezsin. İnananlar beraber yürüyorlar. Evet hocam. Ve bu laf çok beyliktir. Yola çıktığımı yolda bırakmam ve yolu birlikte yürürüm. Zaten şu anda da o aile dostum diyorum. Dikkat edin. Ben ömrü hayatımda evimin dışında kardeş, iki kardeş sahibiyim. Onların dışında gidip evinde konakladığım bir tane ev var. Yani bu yürüyüş ekiple birlikte oluyor. Şimdi ben yalnız yaşayan bir adamım ama yani bu saat, gecenin bu saati İstanbul'da eğer Yeliz'in kafası, canı sıkılırsa kapıyı çalıp bu eve girip bu evde kalabilir. Bak bu kadar insan içinde söylüyorum. Çünkü bu ilişkiler böyle yürüyor. Eğer piramidinin tabanı sağlam olmazsa, ben dalıştan bahsediyorum. Başka işi bilmiyorum. Havacılıkta da bildiklerim var, buranın konusu değil. Onun için genç eğitmenlere, genç profesyonellere acizane tavsiyem. Adam biriktirin. Para biriktirerek hiçbir yere gidemezsiniz. Adam biriktirin, günü gelince lazım oluyor. Bankadaki hesabınızdan daha fazla lazım. Kırdığınız kumbaradan daha fazla lazım. Başınız öyle bir derde giriyor ki paranın çözemeyeceği, her şeyin bittiği anlar var. Ama o biriktirdiğiniz insanlar yanı başınızdaysa soluk alıyorsunuz. 2016 yılı 29 Ekim. Kızımın iki böbreğini kaybettiğinin haberini aldığım gün. İki böbreğini kaybettiğinin haberini aldığım gün. Tabii 6 Kasım 2016
Yani ondan 10 gün sonra Bodrum'da Türkiye'de ilk defa düzenlenecek Daikon Instructor, bugünkü ismiyle Assistant Instructor Trainer'ların güncellemesi var. Kaş'ı terk ettim. Kaş'taydım. Geldim. Bütün dostlarıma haber saldım. Ne yaparız, ne ederiz diye. İşte Bursa'dakiler Bursa'yı, Ankara'dakiler Ankara'yı, İstanbul'dakiler, herkes enformasyon topluyor. Bu arada Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek eğitmenler var Bodrum'a. Uçaklarını almışlar, bilmem nelerini yapmışlar. O zaman Galata Marini'nin danışmanı olarak çalışıyor. Kulakları çınlasın. Dediler ki hocam iptal edelim. Benim hayal hiçbir şey iptal edemezsin çünkü bu insanlar uçaklarını aldılar, yaptılar, otel rezerve ettiler ve bu program uluslararası takvimde var. Benim çocuğum ölüm döşeğinde değil. Şu anda diyaliz makinesinde. Yanına zaten günde 2 saat gidiyorum. Ben 2 saati gelirim dedim ben. 5 tane açık bilet aldım. Ama organizasyona dikkatinizi çekiyorum. O zaman şimdiki ortağım Emin'de kursta. İşte Yelizler falan güncellemede. Akşam ders bitiyor. Emin beni havaalanına bırakıyor. Biniyorum uçağa, İstanbul'a geliyorum. Havaalanında beni Cumhur alıyor. Etfal Hastanesi'ne geliyorum. 2 saat Deniz'le beraber kalıyorum. Cumhur tekrar alıyor beni. Yatmaya götürüyor. Sabahleyin havaalanına bırakıyor. İniyorum Bodrum'a. Emin havaalanından alıyor, derse geliyor. Orada da karşıdan baktığımda da 2 türlü bakış var orada. Ulan herif ne mal, kızı hastayken gelmiş buzda bizle burada suya giriyor. Öbür bakışta abi show must go on, adam hayatını organize etmiş, burada işini devam et diyor. Nereden baktığımın önemi yok benim için. Ama benim için önemli olan bu hikayede şu var. Biriktirdiğin adamlar önemli. Kesinlikle hocam. Yani kendini atayım lan. Adam biriktirmeye örnek. Bursa'da yolda kaldım benim Küheylan'la, hatırlasana. Evet hocam. Evet. Koşa koşa çıktın şeye geldin. Sanayiye geldin. Harun yola çekici gönderdi. Arabayı yaptırdığımızı düşündük. Yola gidemedik. Ne oldu? Sınav yapmaya gidiyorum. Eğitmen sınavı yapmaya gidiyorum. Ne oldu? Gidemedik. Ya bir gün önce gidip eğitmen sınavından önce milletle laklak edecek. Ne yaptık? Gittik Harunların evinde, klasik yattık. Sabahleyin kiralık arabayı aldık, bindik. Sınav yapmaya gittik. Şimdi bunların hepsi hani bir telefonunla derdini anlattığında ay ne yapabilirim diyecek insanlar değil. Şu lazım insanın hayatında. 60 yaşına gelmiş bir adam olarak bunu büyük deneyimle söylüyorum. Abi neredesin söyle, geliyorum. Hikaye bu. Hayatınızda böyle kaç tane adamın olduğuna bağlı. Yani aa vah vah öyle mi olmuş? Değil. Cevap şu. Hoca neredesin? Geliyorum. Bu sayı olduğu zaman sırtın yere gelmez. Bu da dediğin gibi her alanda gerektiği kadar adam biriktirmekle oluyor. Ha benim bu konuda bu ülkedeki yaptığım işlerden dolayı sevmeyenimin çok olduğunu biliyorum. Çünkü ben kalite kontrol ve standartlardan sorumlu bir adam olarak zaten sevilmeyi istemedim ki. Çünkü iyi bir yöneticiyi herkes sevmez. İyi yönetici yanlışa yanlış, doğruya doğru der. Yeliz açsın söylesin kendilerine nasıl cezalar verdiğimi ihlallerde. Kendime nasıl ceza verdiğimi de anlatabilir. Net. Hocam Yeliz'e zaten söz vereceğiz şimdi. Şimdi benim gireceğim. Bu konuda beklentim, yani adam biriktirmekten kastım, kimseye şirin olmana gerek yok. Acaba büyük o beyaz... elektrik birbirini buluyor zaten. Efendim Deniz? Büyük beyaz lakabınız acaba buradan mı geliyor hocam?
Yok, yurt dışındaki bir kursa koydular onu. Öyle mi? Çünkü hani bunu merak eden arkadaşlarımız muhakkak vardır. Biz bannerlar hazırlarken de Büyük Beyaz geliyor yazmıştık. Bu akşamki toplantının ikiniz de Büyük Beyaz. Yurt dışında koyulduk. Bir toplantıda mı? Yok, bir eğitimde. Bir eğitimde. Aha, çünkü benim nerede ne zaman dişimi geçireceğimi hiç anlayamazsın. Benim bir takım kırmızı çizgilerim var. Suda son derece eğlenceli de olabiliyorum. Dershanede son derece eğlenceli olabiliyorum. Ama bir bakmışım cart diye takıvermişim. Şu bu ülkede çok büyük sorun. Bunu net söylüyorum. Çok net sorun bu. Akşam oturduk, eğlendik, rakıları içtik, kahveleri içtik. Her neyse, iyi. Sabah sana bu derse 5 dakika 10 dakika geç gelme hakkı vermez. Ekipmanını saatinde hazırlamama hakkı vermez. Akşam ama çok eğlen. It's over. O akşam. Aldınız mı mesajı arkadaşlar? O akşam. Bu ülkede pek idrak edilemeyen hikaye o. Ama mesela dediğim gibi işte biz bu kadar can, ciğer, kuzu sarması olmamızın nedeni budur bazı yol arkadaşlarımla. Hiç çekinmeden sosyal hayat zibidiliğimi yapabildiğim, yanında sarhoş olabildiğim, itlik yapabildiğim, hani tam da tabiriyle dağıtabildiğim insan sayısı bir elin parmağını geçmez. Hocam. Niye biliyor musun? Çünkü o insanlara ertesi sabah öbür şapkamı giydiğimde lafıma tamam hocam diyeceklerini biliyorum. Çünkü hepimiz insanız. Etten kemikten mamuluz. Ben de öyleyim. Bazıları öyle olmadığını düşünüyorsa bile ben de öyleyim. Ama bu coğrafyada en büyük dert o. Akşam yemek masasında oturduk, iki laf ettik. Sabahleyin o enseye şaplak. Yemezler. Isırıverir. Hatta ısırmak değil, parça da kopartıyorum. Evet, biliyorum ben onu. Hocam, saat geç oluyor. Sen de yorgunsun biliyorum. Çok toplantılara katılıyorsun. Sana biterken... Olmuyor mu saat? Ya anca işte. Bir iki sorum daha olacak ama Yeliz hocam geldi sağ olsun. Onun da bir anısı varsa seninle ilgili paylaşmasını isteyeceğim. Bu arada ben de arkadaşlara ufak bir anket göndereceğim bu esnada. Yeliz hocam oralarda mısın? Hocam Yeliz hocam burada ama görünüşe göre kamerayı kapatıp kaçmış. Sen sonra kulağını görünüyor muyum acaba? Eyvah geldi hocam. Merhabalar. Buradayım. Merhaba, çok güzel bir sohbet. Güzel anıları dinlemek benim için de çok güzeldi. Baytın hocam benim için hayatımı değiştiren insan gerçekten de. Kendi de söyledi zaten. Beni ilk dalışa başlatan insan ve benden dalıcı olmaz diyordu. Ama şöyle bir şey var. O inanmadı ama ben ondan daha fazla inandım bunu yapabileceğime. Benden bir yıldız dalıcı olabileceğine. Daha sonra o benim eğitmen olabileceğime inandı. Beni inandırdı, öyle söyleyeyim. Ve bu yolda biz meşakkatli bir yol gittik. Bahattin Hoca zor bir insan. Çok fazla nasıl söyleyeyim size, çok didaktik, güvenlik kuralları çok yüksek, kuralları sonuna kadar uygulayan bir insan. Belki de bu yüzden biz anlaştık ve bu yolda bu kadar devam edebildik. Kendisi bu ülkenin, yani sadece dalış camiası adına söylemiyorum, bu ülke adına çok kıymetli bir insan. Böyle insanlar yok çünkü. Yalansız, dolansız, sadece inandığı işe baş koyan, çok çalışan ve ekibini arkasına alıp onların da vizyonunu yükselten bir insan. Kendisini çok seviyorum. Tabii ki birçok anımız var. Hangi birini anlatayım bilmiyorum ama
Şöyle bir şey söyleyeyim. İlk dalış anımı belki bahsedebilirim. Ben dalış yapmak istedim. DM dalışı. Bahattin Hoca beni suya soktu. 5 dakika sonunda ben yoruldum diye işte çıkalım diyordum. Ne oldu kızım diyordu. Ben de yoruldum diyordum. Ben 46 yaşındayım, sen 23 yaşındasın. Yani yorulmak ne demek diyordu. Ben o güne kadar spor yapmamışım. Herhangi bir fiziksel aktivitem yok. Trakyalıyız. İşte bütün gün King oynayıp yazları işte bire içiyoruz arkadaşlarla. Yazlık dönemi öyle geçiyor. Sonra dedi ki sahnede hani şey biraz spor yapman lazım, böyle olmaz, ama ben suyun altına ilk indiğimde hissettiğim şey, bir belgesel çekiyorum ve o belgeselin yönetmeni benim gibi hissettim. Ve biyoloji okuduğum için hayatımda böyle fotokopi kitaplarından gördüğüm canlıları orada canlı görmek beni inanılmaz yani mutlu etti. Ve dedim benim olmam gereken yer burası. Akşam gittim dalış okuluna. Sonra Bahattin Hoca'yı da aldık. Bizim orada böyle köyde küçük bir kır kahvesi gibi bir yer var. Orada oturup sohbet ediyoruz. Onlar dalış hikayelerini anlatıyorlar. Ben dedim eğitim alacağım. Dedi alamazsın. Nasıl hocam dedim ya. Niye alamıyorum? Dedi sen dedi 5 dakika sonra hani yoruldum diyorsun. Senin dedi performansın düşük. Spor yapman lazım. İşte fiziksel olarak güçlenmen lazım. Ondan sonra dedi sen ancak işte suyun altına alabilirim. Peki hocam dedim, ne yapacağız? Dedi her gün geleceksin dalış okuluna. Sabah 9'da geleceksin. Benim sana verdiğim işte sportif faaliyetleri tamamlayacaksın. Akşamüstü paletlerini alacaksın. Suda yüzme ve palet şeyleri var. Snorkeling egzersizleri var. Onları yapacaksın. Belli bir performansa ulaştığında o zaman bakacağız dedi. Tamam hocam dedim. Normalde ben gece 3'te eve giden, işte öğlen 12'de kalkan yazları bir insanken sabah 9'da dalış okulunun kapısında bittim. Bahattin Hoca da kahvaltısını etmiş, kahvesini içiyor, elinde gazetesini okuyor. Ben geldim diye bağırdı. Hoca böyle bir gazeteyi indirdi. Gözünde güneş gözlükleri, o klasik. İnanamadı. Sonra bir ay boyunca her türlü bana verdiği egzersizi tamamladım. Ondan sonra dedi Yeliz artık işte eğitime başlayabilirsin. Hani belli bir performans geliştirdim. Artık işte nabız 180'e vurmuyor. Belli bir şeyim oldu. Palet vuruşum düzeldi ve işte daha hızlı palet vurup daha düzgün palet vurmaya başladım vesaire. Sonra kayıt oldum şeye, eğitime ve dedi ki gidip hastaneden şey alacaksın, rapor alacaksın. Hastaneye gittim rapor almaya diye. Tabii o zaman Edirne'nin hastaneleri bir işte çapa su altı hekimliği gibi değil. Ben dalış yapacağım diyorum. Senelerdir sigara içen bir insanım. Doktor diyor ki sigarayı bırak 6 ay sonra gel kontrol edelim, ona göre sana izin verebilirim diyor. Kulak burun boğazcıya gidiyorum. O diyor ki burnunda deviyasyon var diyor, ameliyat olması lazım, ondan sonra konuşuruz diyor. Ben yine böyle salya sümük ağlıyorum hocaya. Hoca dedi ki kızım dedi ben seni 3 kere daldırdım, hani bir sıkıntın yok, için rahat olsun diye gönderdim. Ben seni çapa hekimliğe göndereceğim. Bu hekimlerimiz hani tam hakim olmadıkları için sualtı ile ilgili duruma. O yüzden hani sana böyle biraz şey yapmışlar. Neyse biz başladık eğitimlere. Teorik 10 numara. Yüzlerinden 100 alıyorum. Biyoloji altyapısı da var. İşte dalış hastalıkları falan. Herkesin zorlandığı kısımlar bende 10 numara. Ondan sonra pratiğe geldik. Ben zaten deviyasyon var ya burnumda. Burundan nefes alan bir insan değilim. Devamlı ağzımdan nefes alıp verdiğim için regülatör becerileri benim için 10 numara geçti. Böyle regülatörü atıyorum, çıkartıyorum. Bir sıkıntı yok. Ondan sonra BC çıkartak. Onlarda problem yok. Her türlü işte ağırlık kemeridir, şudur budur. Tek takıldığım nokta var. Maske. Maske benim hayatımın en büyük problemiydi. Maskeye su alıyorum.
full maske, su dolu. Dalışı, bütün dalışı yapabilirim. 40 dakika, 50 dakika, 60 dakika sorun yok. Maskesiz yüzebilirim, yine sorun yok. Ama maskeyi boşaltamıyorum. Böyle en son 2 ay sürdü o eğitim. Artık 16. dalış falan da Bahattin Hoca dedi, seninle uğraşmayacağım artık yeter. Bu maskeyi boşa, yani maskesiz yüzebilirim. O da biliyor bunu. Ama İzli'de bu şeyde kriter olarak maske boşaltma var ve sen bunu boşaltamazsan ben sana bunu imzalayamayacağım. Kusura bakma. Bu eğitimi tamamlayamayacaksın dedi. Ben böyle işte gözler, o kadar çok istiyorum ki orada olmayı ve o kadar çok böyle kendimi inandırmış ve kendime hedef koymuşum ki sinir oluyorum kendime. Bahattin Hoca beni böyle artık böyle kıyıda bıraktı gitti. Sonra kıyıya çekildim. Orada annem telefonlarda bitmedi mi eğitimi? İki ay oldu diye. Anne dedim bir tane beceri var rahmetli. Dedim yapamıyorum. Ne dedi? Dedim işte maskenin içine su alıyorsun, burundan hava üfleyerek havayla işte su yer değiştiriyor. Maskenin dışına o suyu atıyorsun. E yapamazsın sen dedi. Niye dedim? Çünkü sen hınkırmayı bilmiyorsun dedi. 23 yaşındayım. Ve hınkırmayı bilmiyorum. Ben farkında değilim, annem biliyor. Ay dedim nasıl hınkıracağım? Ondan sonra dedi işte sen dedi böyle sık kendini, ondan sonra ağzını burnunu kapat, ondan sonra üflemeye çalış. Bir iki denedim, gerçekten oldu. Maskeyi boşaltabiliyorum. İkinciye denedim, üçüncüye denedim, 4, 5, 6 falan. Ondan sonra baktım gerçekten işe yarıyor. Ben hınkırmayı öğrendim 23 yaşında. Bütün amaç dalış yapabilmek. Sonra dalış okuluna gittim, dedim tamam hoca, yarın beni mezuniyet dalışına götürüyorsun. İnanmadı bana, şöyle baktı, iyi peki falan dedi. O da benden sıkıldı yani, artık okulda beni görmek falan istemiyor yani bütün ekiple birlikte. Bitmeyen bir eğitim. Sonra ertesi gün biz şeye gittik, mezuniyet dalışına gittik. Tabii mezuniyet dalışlarımız bizim öyle işte 18 metreye git gel falan değil. Böyle hoca gelir bir anda şeyi regülatörü çeker, bir anda maskeni suratından alır falan böyle. Evet, taciz. Bu eğitim metotlarını bilmediğimiz hikayeler, o mallık dönemlerimiz. Tabii aynen, mallık dönemlerimiz. Hocam ama bence gerçekten olması gereken oydu. Çünkü maskenin ne zaman çıkacağını sen bilemezsin. Tamam. Veya işte... Çağdaş eğitim metotlarında yapılmaması gereken hikayeler bunlar yani. Neyse. Hepsinin zamanı var. Neyse gidiyoruz böyle. Regülatör ağzımdan çekti. Regülatör sıkıntım yok zaten vesaire böyle. Şimdi Bahattin Hoca benim yüzümden maskeyi alacak. Ben bekliyorum ne zaman alacak diye. Ondan sonra aldı maskeyi yüzümden. Tekrar işte maskesiz suludum bir süre. Ondan sonra al dedi tak. Taktım tekrardan. Bekliyor şimdi ne olacak acaba? Çünkü onun için de bir sürpriz. Ondan sonra maskeyi boşalttım. Bahattin Hoca gözleri büyüdü. İnanamadı. Ondan sonra tekrar çıkart dedi. Tekrar çıkarttım. Tekrar taktım. Tekrar full dolu maske. Tekrar boşalt dedi. Tekrar boşalttım. Yine inanamadı. Tekrar çıkart dedi. 3 kere maske çıkarttırdı bana. 3 kere full maskeyi boşalttırdı. Ondan sonra tamam dedim. Maskesiz bir şekilde tekneye işte şeyden halattan yukarı doğru çıkacaksın. Çıktım. İnanılmaz mutlu. Ama bana bir şey demedi. Hani mezun oldum mu, olmadım mı? Hiç de bir şey demiyor ama benden kurtuldu ya. O yüzden mutlu. Ya inanılmaz mutlu falan. Ben anlayamadım acaba geçtim mi, kaldım mı, ne oldu vesaire. Bu arada bize, bu arada yıl 2004, teknede her zaman telsiz olur. Karayla iletişimde bulunuruz herhangi bir ihtimale karşı. Öyle Bahattin Hoca telsize böyle bir şeyler söyledi, hatırlamıyorum. Biraz böyle kodlu bir şeylerdi falan. Ondan sonra sahile yaklaşıyoruz. Dalış okulunda yaklaşık 25-30 kişi falan vardı o hafta sonu. 29 Ekim hafta sonu böyle 3-4 günlük bir mevzu. Herkes
sahaya toplanmış ve flyerler yaktılar ben mezun oldum diye. Benim için çok kurtuluyoruz önemli. Kardeşim kolay mı? Artık bitsin dediğin bir hikaye yani. Bitsin. Sonra hocam çok kısa daha bahsedeceğim. Bir yıldız eğitmen sınavına geldim. Maskeyini benim başımın belası oldu. Şimdi TSSF'nin yönetmeliğinde işte briefingde bahsedilmesi gereken ve uygulanması gereken maske tahliye ile ilgili şey vardır, adımlar vardır. Şimdi havuz çalışması öncesi herkes briefingi yapıyor. Çektiği işte beceriyle ilgili konuşmasını yapıyor. Bana maske denk geldi. Başımın belası ya. Ondan sonra briefingi verdim. Ondan sonra tabii briefingi yaparken bir taraftan maske tahliye nasıl yapılacağını demonstre ediyorsunuz. Ondan sonra ben yaptım. Tabii benim ösik kanalım dar olduğu için hızlı üfledim. Ama TSSF'nin manuelinde diyor ki yavaş yavaş üfleyin diyor. TSSF'deki examiner hoca dedi ki bir daha yap dedi. Ben bir daha yaptım. Dedim ki hızlı üfledim. Eğer onun için bakıyorsanız ösik kanalı dar olan insanlar yavaş üflediğinde bütün maskedeki suyu boşaltamayabilirler ve bir panikle burundan hava çekebilirler. O yüzden yavaş üflenmesi manuelde yanlış bir şey. Aslında hızlı bir şekilde üflenmesi gerekiyor dedim. Bana dediler ki senin hocan kim? dedim yani hocamın kim olduğu önemli. Hani bu böyle bir durum. Neyse ondan sonra böyle bir durum olmuştu. Maskeyle ilgili anladım böyle. Bahattin hocam benim hayatımda sadece dalış eğitmenim değildir. Benim hayat eğitmenimdir aslında. Hayat koçum. Çünkü ben bir işletme nasıl yönetilir, bir organizasyon nasıl yönetilir, eğer bir işe giriyorsan bütün risklerini, oluşabilecek krizleri önceden görme ve buna hazırlıklı olmayla ilgili bütün o öngörülü bakış açısını kendisinden kazandım. Ve şu an bütün yaptığım işlerde, ben şu anda kurumsal iletişim ve pazarlama yapıyorum ama bütün yaptığım işlerde her zaman önüme çıkacak krizleri, eğer yönettiğim insanların işe gelmemesi, işi yapmaması durumunda, iş başa düştüğünde bunu nasıl yöneteceğimi, B planı, C planı, D planı da dahil olmak üzere her şeyi nasıl yapmam gerektiğini, yöneticiliği, insan yönetmeyi ve hayatın ne kadar önemli olduğunu ve İnsanların hayatına yani burnu kanamaması için her türlü önlemi almak gerektiğini öğreten insandır. Dolayısıyla hayatımda her türlü sıkıntım olduğunda da gecenin ikisinde de telefon açarım. Biz de kendisine... ustrupsuz saatlerde arayıp bayağı rahatsız edebiliyoruz hocamızı. Evet yani bu arada kendisi de hani canı sıkıldığında veya işte bir şey danışmak istediğinde veya paylaşmak istediğinde beni her saatte arayabilir. Böyle bir işte 16 yıllık bir ilişkimiz var. Yarı babamdır. Her zaman yanımdadır. Biz çünkü... Yeter kız. Sevdamız. Hocam korsan sunuma girdi. Yeliz hocam. Sevdamız sualtı, bizi sualtı buluşturdu ama biz birlikte güçlendik, öyle söyleyebilirim. Yani çok fazla yaşanmışlıklar var. Harun, Nurçin, İlgüç, Güral Hoca, Serkan hep birlikte çok güzel bir aile olduk. Çok büyük zorluklar geçirdik. Şimdi Bahattin Hoca bunun sefasını sürüyor tabii ki. ne mutlu. Evet. Paylaşım için Bahattin Hoca. Ben teşekkür ederim. Son bir sorumuz var. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok keyifli bir sohbetti. Bizim için de öyleydi. Bye bye. Çok teşekkür ederiz. Bahattin Hocam, arada bir anket yaptık. Anketi de paylaştık. Sorulardan bir tanesi de dalış profesyoneli olmak ister misinizdi? Sunumu kapatmadan önce bu işe heves eden arkadaşlara kısa bir tavsiye alalım. Zaten fazlasını istiyorlarsa mutlaka çemberden bir geçecekler.
Ya şimdi şöyle bakalım. Günümüzde niye bir hobi mesleğe ihtiyacınız var? Çünkü hiçbirimiz yarınların bize neyi getireceğini bilmiyoruz. Ben bu anlattıklarımın hiçbiri Ali'nin kitabında kariyer planlaması ve yolculuğu yok yok yok, bunlar benim hayatımın örnekleri kardeşim. Evet. Ben bugün dile alınmayacak paraları kazandığım miktar olarak bir işim vardı benim. Net. Ama şu anda o kariyer yolculuğundaki birlikte olduğum insanlar baktığında, oğlum senin burada ne işin var diyorlar. Çünkü her şey tükenip bittiğinde acil durumda camı kır, al bileziği, yola çık bir şeye ihtiyacım var. Bizim kuşağın olanaklarıyla şimdiki olanaklar son derece farklı. Tam da anlamıyla kendim için konuşursam hiçten bir tırnak içinde bir marka ve organizasyon yaratmaya çalıştım. Elimdeki bir eğitmen belgesi. Ama şu andaki arkadaşlarımın durumu son derece farklı. Hani biz o zaman Abdurrahman Çelebi'ydik. Bir tek dil konuşuyoruz diye. Şu anda ekranda gördüğüm arkadaşlarımı zannediyorum en az ilave ikinci, üçüncü dilleri de var. Ve çok iyi yerlerde yönetici olabilirler. Giyip kazançları vardır. Ama dünyanın nereye gittiğiyle ilgili, bu arada bahsettiğim dünya globalin akışından bahsetmiyor. Herkesin kıyameti kendi kıyametidir. Önce burada mutabık olalım. Bir gün bir sabah bir bakarsın, o işe girmek için kullandığın pas iptal edilmiş, işten çıkartılmış. Ne yapacaksın? Bir hobi mesleğin varsa eğer, önce bu senin hayata tutunmanı sağlar. Net. Çünkü o sevdiğin bir şeydir. Ben İki maviden birinci maviye olan sevdam 2008'de zar zor gitti. Çok net söylüyorum. Havada o sesi duyduğumda dönüp bakmadan, ha bu model geçiyor şu anda. Şu anda geçen 212 yok, 412, 216 uçuyor, MD uçuyor diyecek kadar bu işte entegreydi. Yani dalış okulunun açtığım dönemde bile gelen bir iş teklifi ilgili düşündüm. Sonra bana verilen ücreti yetersiz Nasıl bulduğum yazılsın? için devam İnan ettim. birinin içine inanmıyorum. O yüzden yarın çıkıp ikinci Duyamadım soruyu, özür dilerim. Hocam bizde korsan yayın yok aslında ama araya bir ses karıştı. Herkesin mikrofonu kapalı gözüküyor halbuki. Bir neye inanmıyorsa duyalım arkadaşın, onu anlamadım. Yok yok, bizden mikrofonu açık olan kimse yok. Peki. Çünkü ben buna şeye inanmıyorum diye bir ses duydum mu onun için? Ha yok Neyse. hocam. Okey, sorun yok. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şu anda mevcut durumda gecenin bu saati bu işte bu işleri bildiği söylenen bir adamı dinliyorsa buradaki odadakiler bu işi seviyorlar demektir. Ama geleceğe yönelik bir acil durum tedbiri bileziği olarak bir alanı seçebilirler ve dalış bunun için en uygunlarından biri. Ve burada da bu jenerasyon dalıcılar son derece şanslılar. İyisiyle kötüsüyle iki tane
Global ISO normlarında eğitim sistemi Türkiye'de var. Ve globalde son derece yaygın, en gelişen iş sistemlerinden bir tanesi de bizim sistemimiz. Bu kriz döneminde yaptığımız faaliyetlerle, bunu yakından sen de biliyorsun, bütün kamuoyuna ispatladık. Net. Evet hocam. Bunu kimseyle tartışmam. Tartışanla da gelsin karşıma, takır 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 sayılarla koyarım ortaya. Şimdi bu bir yatırım. Bu yatırımı nereye yapacaklarına karar vermedim. Hangi dalış acentası, hangi dalış şirketine bu yatırımı yapacaklarına karar vermedim. Ve etraflarında doğru enformasyonu alacakları, inandıkları insanlarla görüşüp ondan sonra bu yolda adımlarını atmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz hayat için onlarca, yüzlerce plan yapıyorsunuz da hayatın sizin için planladığının ne olduğunu hiç bilmiyorsunuz. 1997'lerde, 98'lerde biri bana deseydi ki ya senin 2000'lerin başında dalış merkezin olacak, eğitmen olacaksın. Sonra yeni bir kariyerinde bu olacak. Hadi lan derdi. Ama akış bunu gerektirdi. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru işler yapmaya özen gösterdi. Bu noktaya gel. Hiçbir şey için geç değil. Net. Hiçbir şey için geç değil. Ben dalış merkezimi açtığımda 40 yaşların başında, 40 yaşlarıma geliyordu. O saatten sonra, 40'tan sonra ne olur? Olur olur. Oluyor. Mühim olan doğru sisteme yatırım yapmanız, doğru bir ailenin üyesi olur. Şimdi burada bu logo var diye gelin bizde olun demeyeceğim. Otursunlar. İlla ki dalış eğitmeni olmak da zorunda değiller. Ama mevcut hayatı kazandıkları işin yanına acil durumda camı kırıp kullanınız gibi bir istekmeyi koysunlar. Bu bir. Daha önemli bir gerekçem var. Tabi bu benim düşüncem. Ben hiçbir zaman plaza adamı olamadım. Bu havada, fanların hava bastığı odalarda sürekli bunaldım. Koskoca Air Sealand şirketinin bakım müdürüyken Ayaza Ticaret Merkezi'ndeki odamı ayda iki gün falan kullanabiliyordum. Kullanıyordum. Çünkü sürekli arazide, hangarda işte böyle bir adamdım. Ve layığımı buldum. İkinci kariyerimde böyle bir iş oldu. Çünkü valla mavi huzurdur ya. Mavi güvendir. Mavi sana neyi hak ediyorsan, ona neyi veriyorsan verir. Ekrandaki dostlarım, arkadaşlarım için ne ifade ediyor bilmem ama benim için su altında olmak, birçok duyguyu biliyorum, yaşadığım için hatırlıyorum. Şimdi söyleyeceğim duyguyu hatırlamıyorum ama öyle olduğuna inanıyorum. Böyle anne karnındaki sıvıda da aynı güveni duyuyorsun. Burada da bir sıvı içindesin. Ben ister havuzda dalmış olayım, ister işte açık denizde dalmış olayım veya teknik dalışta, derin dalış limitli derinliklerde yüksek riskli dalışları yapıyor olalım. Ben hep huzur hissettim. Hep kendimi iyi bir yerde hissettim.
ve son derecede enerjimi yükselten bir hikaye bu. Çünkü genç insanlarla bir arada oluyorsun. İnsanların eğlencesini paylaşıyorsun. Onlara yeni bir eğlenceyi tanıştırıyorsun. Ha, bunu söylemekten hiç çekinmeyeceğim. Bir de çok kültürlü biri oluyorsun. Çok ciddi beslenme var bu işin içinde. Çünkü benim bütün öğrencilerim, yani yakınlarım bilir, bu lafı hep söylerim ben. Bütün öğrencilerim zannederler ki ben onlara bir şey öğretiyorum. Yalan. Hepsinden bir şey öğreniyorum. Zengin olursunuz. Dinlemeyi bilirseniz zengin olursunuz. Okutuş merkezinize, eğitimlerinize katılan her insandan bir şeyler öğrenirsiniz, dinlersiniz. Ve bu da sizi hayata geri geldiğinde son derece doğru yaklaşımlarda bulunabilecek bir insan yapar. Yani mesleğiniz dursun, tamam. Ama bu altın bileziği doğru yerde, doğru sistemde kolunuza takın. Çünkü bir gün gelir, ben bir şey yapacağım demeye karar verirsin. Bütün işlerim alt üst olduğunda bir koltuktan, bu hikayeyi Harun da Nurçin de çok iyi bilir, Eliz de çok iyi bilir. Bir koltukta 28 gün kalkmadan oturdum. Her şey bitti. Şirket kapandı, hayallerim bitti, o hayallerimdeki makinelerin Türkiye'ye ithalatı bitti, şu oldu, bu oldu. Bitti abi her şey. Ve evdeki bir tekli koltukta, şaka yapmıyorum, 28 gün oturdum. Ne yapacağımı düşündüm. Sadece tuvalete gidip geliyordum. O zaman evliydim. İşte önüme getirilen bir bardak çay, kahve içiyordum. Başka bir şey yok. Aa, elimdeki kumandayı da kimseye vermiyordum. O iktidar belirtisi ya. Hiçbir yeri seyretmeme rağmen sürekli kanal değişti. Sonra aklıma geldi. Benim cebimde dalış eğitmeni birebesi var lan. Ben dalış merkezi işleteceğim ve dalış yapacağım. Şaka yapmıyorum. Hikaye böyle başladı. O basit güvence, o basit kart, C kart bir iş, sarıldım ona. Çok şükür o da bana sarıldı. Kucaklaştık. Aldı beni yukarıya kadar taşıdı ve bu yolculukta düşmanların önemi yok. Tonla düşman edindim, umurumda değil. Sıraya girsinler. Ama acayip dostlarım var. Üç kişilik bir çekirdek aileden onlarca ile ifade edebileceğim bir aile sahibi. Onun için hobilerinizi ihmal etmeyin. Eğer bir yedek sigortam olsun diyorsanız doğru bir sistemde, doğru dürüst bir eğitimle yarınlarımıza bir güvence bulun. Çünkü tekrar ediyorum, yaşamla ilgili 50 bin tane planınız olur. Ama o yaşam dediğiniz olgunun sizle ilgili planını hiç bilmiyorsunuz. Hiç bilmiyorsunuz. Bizim de bu sene ne hayallerimiz ne hüllelerimiz vardı. Sadece son bir örnek vereyim. Çok konuştum biliyorum. Hayatımda yapılması gereken, gidilmesi gereken 10 yerden biriydi Sokol. Nisan ayının 4'ünde Amerika'ya, oradan Meksika'ya, oradan da liveboard'la Sokol'a gidecekti. Mantalarla yüzecekti. Pek balıklarıyla yüzecekti. Ve bu seyahat için 1,5 seneden beri para biriktiriyordum. Çok ciddi bir, pahalı bir seyahat.
hazırlıklarım vardı, şu vardı, bu vardı. 4 Nisan 14 Nisan arası bu laptopun karşısında işte tam da kelimenin anlamıyla Asya nasıl kurtulurun, Türkiye'de dalış endüstrisi nasıl kurtulurun planlarını yapmaya başladım. Zorunda kaldım. Onun için yaşamdaki her türlü değişikliğe adapte olabilmek adına yeteri kadar mühimmatınız olsun. Mühimmat önemli. Bir hobi job'unuz, bir hobi işiniz olur. Bir bakmışsınız, ana işiniz oluvermiş. Çünkü hobi sayesinde edindiğiniz dostluklar, ilişkiler başka mecralara da gidebilir. Budur. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar da eminim bunları kulaklarına küpe yapacaklardır. Seni de bu Estağfurullah. Bu kadar duymuşsun. sadece benim yaşamsal deneyimim. Başka bir şey değil. Hocam ben iki şişe rakı alıp eğitmen olmak için geliyorum. Vallahi gel Hakan. Benim için sıkıntı Yolumuz var gibi gözüküyor o denilen yere gelmek için. yok. Anlayamadım. O yere gelmek için daha çok yol var gibi duruyor. Evet, öyle Uzun bir öyle. yol. Kesinlikle öyle. Hakan, benim için mahsuru yok. Tamam. Gece kadar içebilirim ama sabahleyin istediğim performansı göstermezsen ekranda birkaç kişi var sorabilirsin. Hocam o konuda sıkıntı yok. Ben her şeyi yapıp hocam hepsini. Çok delikanlı gördük öyle. Ben o delikanlılardan değilim. Rahat ol. Ben Hakan'a söyledim zaten. Yani gelebilirsin. Ben işle eğlenceyi çok iyi ayırt edebiliyorum. Ayırt ediyorsan beraber yürüyebiliriz zaten. Benim işle eğlencem böyle gidiyor.